Hocam hoş geldiniz yeni bölüme. Hoş bulduk. Güzel bir hava var. Umarım sohbetimiz de hava kadar güzel olur. Evet, Ramazan ayı başladı. İlk günündeyiz. Öncelikle bu ayın herkese huzur, bereket, sağlık getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayı seçimin gölgesinde geçecek uzun bir dönemi. Seçimin bu ayın o uhrevi havasını, bu ayın verdiği o dinginliği, huzuru bölmemesini Eskişehir özelinde temenni ediyorum. Çünkü çok gergin başladı. Yani Eskişehir'de insanların canını sıkan siyaset bir tarafta, Eskişehirspor bir tarafta, onları gerginleştiren pek çok etken var. Ne olur bu ayın özel bir ay olduğunu, bu ayda toleransın, hoşgörünün, saygının, sevginin çok daha önemli olması gerektiğini bu bilinci terk etmeden herkes yaşamaya gayret etsin. Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey. Yani ben çok yani. Mümkün olduğunu zannetmiyorum hocam da. Olmak durumunda yani olmalı. Eskişehir tabiatı zaten normal koşullarda bu kadar fazla gerginliği kaldırmayan bir tabiatta. İşin içinde bir de Ramazan ayı var. Ne olur bir taraftan sevap, bir taraftan böyle iyi şeyler biriktirmeye çalışırken onları böyle birkaç cümleyle yok etmeyelim. Hocam o zaman direkt başlayalım konumuza. Hocam dün Ayşe Ünlüce'nin lansmanı vardı. Evet. Açıkçası ben bu kadar iyi bir lansman beklemiyordum. Çok kişi seninle hemfikir. Evet. Yani çünkü Nebi Bey'in lansmanı çok iyiydi. Onun gölgesinde kalır diye düşünüyordu çoğu kişi benim gibi. Fakat beklediğimden kat kat daha iyi oldu. Hani bence durum eşitlendi lansman konularında. Tabii oylara da yansıyacaktır bu durum. Siz lansman hakkında ne söylemek istersiniz? Valla işin oya yansıyıp yansımama kısmı bu proje ve vaatlerin ne kadar çok insana ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili. Bunu sonra fizibilitesini yapabiliriz. Ama psikoloji açısından Ayşe Hanım, bugüne dek eksik gedik kalan, zaman zaman eleştirdiğimiz, üstünlüğü çok zaman Nebi Hatipoğlu'nun aldığı o havayı bir şeyler sunmak ve vermek adına bu lansmanla birlikte yıktı. Ama bu toplantı diyeyim ben lansman yerine. Bu toplantı aslında öznesinde proje ve vaatlerden daha ziyade alt mesajlar içeren ve Ayşe Ünlüce'nin zaman zaman o Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yaptığı ve kendine bana göre yük olan kum torbalarını aşağıya attığı, alt mesajında bunları verdiği bir toplantıydı. Bakın, süreç başladığından bu yana 10 Ocak'ta ilan edildi adaylığı Ayşe Hanım'ın. Eskişehir seçmenine bir şeyler vaat etme, bir şeyler verme konusunda böyle büyük toptan bir yaklaşım olmadı. Daha ziyade Yılmaz Büyükerşen'le gelen ekolü sürdürebilmek, aynı çizgiden devam ettirebilmek üzerine bir kampanya okuduk biz. Ama rakip Nebati Boğdu, şehirdeki seçmenin hoşuna gidebilecek, gerçekleşmesi durumunda onlara avantaj kazandıracak şeyler söyledi. Suyu ucuzlatacağım dedi, yeni yollar yapacağım, trafiğe katlı kavşaklarla farklı çözümler getireceğim gibi gittiği her noktada elinde bir paketle gidip seçmenin kucağına verdi. Şimdi bir tarafta da 25 yıllık bir iktidar var. Ama bu Yılmaz Büyükerşen'in iktidarı. Ayşe Ünlüce bu iktidarın patronu değildi. Bu iktidarın içinde yer alan önemli isimlerden birisiydi. Ve bu onun için engeldi. Çünkü şehirdeki seçmen mevcut sosyal demokrat düşüncede de olsa, daha önce Yılmaz Büyükerşen'e oy vermiş olsa bile bazı değişimler ve yenilikler istiyordu. Ve süreç böyle olduğunda Yılmaz Hoca'nın ekolünü devam ettireceğim havası verildiğinde bu Ayşe Hanım için bana göre bir engel teşkil ediyordu. Ama Ayşe Hanım da yılların vermiş olduğu o birliktelikten, Yılmaz Hoca'nın onun hayatına dokunan değerli varlığından ötürü onu böyle incitmek, üzmek, bir şekilde kırmak istemediği için makas ayrımını, patron benim mührünü basamıyordu. Dün dikkatini çekmiştir senin de, pek çok kişinin de. Yılmaz Büyükerşen, evet orada. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt gibi iki değerli figür de var. Ne dedi Ayşe Hanım? Yılmaz Büyükerşen şehrin hocası. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt şehrin abileri. Ben de bundan sonra şehrin ablasıyım dedi. Yani Ayşe Hanım ilk defa o sahiplenme ve rüştünü ortaya koyan bir ifadeye imza attı. Benim diyebildi. Yeni patron benim dedi. Sorunları özellikle son 10 yıldır biriken belki 15 yıla da sarkıtabiliriz. Beklentileri bir eksiklik demeden çözüm önerileriyle ortaya koydu ki hani bu en nazik yollardan bir tanesidir. Ne diyor? Kuşak yolları yapacağız. Artık benim yönetimimde diyor, patron benim. Ben bir çevre yolu yapılmıyor ama trafiği rahatlatacak daha içten bir çeper çizeceğim. Bursa yolundan itibaren şehri dolanan bir kuşak yolu yapacağım diyor. Bu önemli bir nüvedir trafikle ilgili beklentiler adına. Ulaşım
Elektrikli otobüs konusunu herhalde biz bu programda bile birkaç kez konuşmuştuk. Evet. Elektrikli otobüsler devreye girecek. Sanırım satın alımı gerçekleşmiş. Tramvay hattını hem Şirintepe hem Estü alanında genişleteceğiz diyor. Park et devam et projesiyle belli merkezi noktalarda ücretsiz otoparklar yapacağız. Oradan insanlar toplu ulaşımla devam edecekler yollarına diyor. Bunlar aslında daha önce kabul edilmeyen, Büyükelşen yönetiminde kabul edilmeyen trafik sorununu kabul etmektir. Hani trafik sorunum var demedi ama bu projelerle trafik sorununun olduğunu kibarca kabul etti. Buna yönelik bir çözüm ortaya koydu. Ben 10 senedir, 10 sene ulaşmıştır, kendimi yırtıyorum bir hayvan mezarlığı. Büyükşehir Belediyesi'nin de doğal yaşam merkezi olsun. Sağlıklı, kısırlaştırma, hani yok çünkü şu anda. Sonunda bu karşılık buldu. Bir proje lansmanında bunu gördüm ben. Çünkü Büyükelşen öyle güçlü bir figür ki bir seçime girdiğinde proje açıkladı açıklamadı diye kimse tartışmıyor. Ama aday Büyükelşen değil. O yüzden proje bekliyordu. Uzun süredir proje duymuyordu Cumhuriyet Halk Partiler. Proje duydu. Bu alt mesajlarıyla baktığımızda Ayşe Ünlüce beklenenden sadece senin değil pek çok kişinin çok daha iyisini ortaya koydu. Ve bu iyi anlatılırsa hani uçarı kaçarı projeler değil yapılabilecek projeler ama eksik olan işlerdi. Pek çoğu var. Mutlaka vatandaş zaten bir kısmını gördü, bir kısmını da geride kalan süreçte görecek. Bunları çok iyi anlatması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hani kapı kapı dolaşmak, tek tek anlatmak, görsellerle kafalarında canlandırmalarına bir şekilde imkan tanımak. Bunlar önemli nüveler seçim atmosferinde. Bunu Hatipoğlu şu ana kadar çok iyi yapmıştı. Ve bu Ayşe Ünlüce kanadının eksiğiydi. Şimdi bir denge geldi. Ama Ramazan ayındayız. Ramazan ayındaki performans atalete uğramamalı. Eskişehir ikliminde bizim hoşumuza gitmeyen siyasi gerilimden uzak bir şekilde projeler, vaatler konuşulmalı, yapılabileceğine insanları ikna etmeli adaylar ve biz gidip bir şölen havasında seçimimizi yapıp sandıktan çıkan sonucu ne olursa olsun kabul edip yolumuza devam etmeliyiz. Ama şu olacak, şimdi kazanması muhtemel adaylarda hep Ayşe Ünlüce'yi ve Nebati Boğlu'nu konuşuyoruz, en favori bunlar. Şimdi ikisinin de şehre yönelik vaatleri var mı? Var. Güzel şeyler mi? Evet. Şimdi ikisinden herhangi biri kazandığında önüne evet bunları yapmanı bekliyoruz diyebilecek miyiz artık? Tabii ki de. E bak rekabetten kim kazandı? Vatandaş. Eskişehir kazandı. Dediğimiz buydu. Rekabet çok kötü bir şey değildir. Yeter ki fanatizmle bu rekabet başka bir boyuta gitmesin. Sen yaparsın, ben yapamam, şudur budur ve bunun alt metninde senin şöyle bir yapın var, sen buradayken bunu yapmadığına sokarsak bu işi kişiselleştirirsek kimse kazanamaz. Yani hocam ağzınıza sağlık, çok güzel konuştunuz. Yani açıkçası söyleyecek çok da bir şeyim yok. Ayşe Hanım bence ilk defa hani ben de varım, Yılmaz Hoca'nın gölgesinde değilim. Evet. Şu an daha öndeyim. Adına yaptığı ilk adımda umarım böyle de devam eder. Onun için bu engeldi. Bu engeli bir kenarda bıraktı. Net. Bir de hocam söylemlerinizden birinde şöyle bir şey var. Yani ben şahsi görüşümü söyleyeceğim. Ramazan bence artık siyasi bir malzeme olmamalı. AK Parti kanadında da CHP kanadında da işte illaki iki tarafta iftar yemekleri düzenleyecek mahallelerde. Tabii. İşte toplantılar yapacaklar. Erzak paketleri dağıtılacak. Evet. Yardım çekleri dağıtılacak. Ama o iftarların bence hani işte biz şunu yapacağız bunu yapacağız deyip de bir gölge düşürmesini yani istemem açıkçası. Yani nispeten eser miktarda bu hep abartılmaması gerekiyor buna, bence buna hocam. Buna bir itirazım yok. Yani ama ayın kendine yakışan saygı ve üslupta geçmesini temenni ediyorum. Bu sadece siyaset olarak da değil. Bakın Ramazan ayı inananların, Müslüman aleminin, dünyanın neresine giderseniz gidin farklı duygularla yaşadığı bir aydır. Hani bir araya gelme, dayanışma, o insani duygularımızı hatırladığımız saygı ve sevginin öne çıktığı bir aydır. Şimdi inanın inanmayın. Ben şunu arzu ederim. Ben hani şunu da baştan belirteyim mesela. Ben oruç tutmuyorum, tutamıyorum. Hani bu inanç gereği değil. Çok istiyorum ama beceremiyorum. Ama sokakta yiyip içmem. Ya da Ramazan ayında bir takım ortak değerlere, bir takım kutsallara saygı göstermeye çalışırım elimden geldiğince. Ne bileyim alkollü fotoğraflar, hani tüketmediğim gibi paylaşma. Paylaşılmasından da kusura bakmasın kimse haz alma. Hani birazcık o insanların isteklerine, arzularına, onların o gün içindeki dinamiklerine saygılı olmak geçiyor. Ama şunu da demem. Yani sen niye oruç tutmuyorsun? Ya da sen niye yiyip içiyorsun? Hani bu da olmamalı. Herkes inancını, saygısını görerek yaşamalı. Herkes tercihini, saygısını görerek yaşamalı. Çok masa gördük. İftar için toplanmışız. 20 kişiyiz, bir tane oruç yok. Ama herkes ezan saatini bekliyor. O mekandaki oruç olan insanlara saygı duymak adına. Hani bunlar çok klişe söylemler falan böyle. Ama bunu bak bu ritüelden dışarıya çıkartırsak sonra başka kutsallıklar da devre dışı kalacak. Sonra başka sıkıntılar da karşımıza çıkacak. Bunu unutmayalım.
Ramazan'la sahur, yani iftarla sahur arasında yoğun bir mesaisi olacak adayların. Bu mesai içerisinde birbirleriyle karşılaşacaklar. Hani şeyi görmek istiyoruz ya, adaylar birbirleriyle otursunlar, çay içsinler. Ne bileyim, belki aynı iftar sofrasını paylaşsınlar. Eskişehir'in tabiatında görmek istediğimiz şeyler bunlar. Farklı meseleler, özellikle destekçiler kanadında adayların projelerinden ya da yapabilecekleriyle ilgili kısımdan çıkıp başka zemindeki tartışmalara dönüşürse, ya 31 Mart'ta seçim bitecek. Seçim bittikten sonra biz yine farklı cemiyetlerde, farklı derneklerde bir arada oturup hayatımıza devam edebilmeliyiz. Kimsenin kaybettiği ya da kimsenin kazandığı topyekün kişisel bir seçim değil bu. Bir savaş da değil. Adı üstünde. Seçim, hizmet yarışı. Bu bilinçten çıkmamamız lazım. Günün sonunda yine biz bize kalacağız hocam. Evet. Hocam, dün kötü bir olay yaşandı. Maalesef. Eskişehir Spor kaybetti. Liderlik gitti. Ve bir anda da nedense sosyal medyada bir ikiye bölündü insanlar. İşte bölüm şampiyon olacağız diyenler ya da kenetlenin, daha lig bitmedi diyenler. Bir sosyal medyada bir kavga durumu var. Bu haftanın değil aslında, birkaç haftanın meselesi. Evet. Ama bu hafta patladı hocam. Bir anda her şey gündemine çıktı. Barışmamışın gönderilmesiyle de bundan hoşnut olmayanların, ama gerekçeleriyle göndermemiz gerekirdi diyenlerin de bir tartışması. Ama bu tartışma bile bize zarar veriyor. Evet, kenetlenelim ama içimize sinmeden, sırf laf olsun diye değil. Gerçekten yürekten kenetlenmek gerekiyor. Gerçekten bir beraber olmak gerekiyor. Bir şeyi kaybettiğini düşündüğün an kaybedersin. 20 haftadır seninle yaptığımız ve Eskişehir Spor muhabbetinin geçtiği her yerde aynı şeyi söylüyorum. Bir şeye gerçekten yürekten inanmak lazım başarmak için. Yolda tökezleyeceksin, yolda engeller çıkacak, bazen umudun kırılacak, bazen hevesin kaçacak. Ama tekrar kalkıp tekrar denemen gerekiyor. Son noktaya kadar, resmi olarak işin bittiği noktaya kadar bu işi becerebilecek bir potansiyelin ve kapasiten var. Ama bunu inançsız bir şekilde yaşarsan ve yaşatırsan bu hedefe ulaşamaz. Başka çaremiz yok. Başka tercihimiz olamaz. Bizim bir şekilde ne yapıp ne edip bu ligden, affedersin ama, defolup gitmemiz gerekiyor. Bunun için de, yani kavgayı edeceksek daha kapalı, daha içte, daha insanları birbiriyle fikir ayrılıklarına düşürmeden etmemiz gerekiyor. Bakın, bu sosyal medya iyi olduğu kadar zaman zaman da ucunun nereye gittiğini hesap edemediğimiz fikir ayrılıkları ve kutuplaşmaların yolunu açıyor. Normal koşullarda hayatta şöyle bir kural vardır. Mesela telefonlar açılmadan ve kapandıktan sonraki 5 saniyeyi insanlar bilseler birbirleriyle bir daha konuşmazlar. Evet. İnsani duygular vardır. Bu duygular, evet, yaşanır. Ama bu duyguların çok anlık iz düşümleri çıkıyor sosyal medyaya. İşte kızıyorsun, oraya bir şey yazıyorsun ama o duruyor orada. Kaybolup gitmiyor. Ve bu bazı iletişim sorunlarına, bazı kutuplaşmalara yol açıyor. Takımın ortaya koyduğu performans iyi değil. Bunu biliyoruz. Yani teknik adamın, teknik patronun, sorumluların tabii ki bununla ilgili bir takım düzeltmeler yapması lazım. Bir tarafta öz eleştiri yapmak lazım. Bir tarafta dışarıdan yapılan eleştirilerin, özellikle maçtan önceki süreçlerdeki eleştirilerin biraz daha böyle itidalli olması gerekiyor. Yani birbirimize karşı bu işi Eskişehir Spor'un dışında farklı nedenlerle bir kavgaya dönüştürüyorsak, orada biz o inancı zedelemiş oluruz. Bakın, kaybedilmiş henüz bir şey yok. Yani henüz bir şey yok derken şunu diyorum. Eskişehir Spor çıkıp kalan tüm maçlarını, Polatlı maçında da 3-0'lık en az galibiyetini almalı. Almalı ki biz buradan gidebilelim. Bunu yapmak için de bu panikten, bu endişeden kendimizi sıyırmamız lazım. Bunda evet, çok fedakarlık yaptılar. Yönetim kuruluna büyük iş düşüyor. Taraftara büyük iş düşüyor. Başkası gelip dikmeyecek bu söküğü. Kendimiz onaracağız, kendimiz yapacağız. Bunun için dediğim gibi, yani bazen de kapalı, bazen de böyle umumu açık olmayan toplantılar, kendi içinde, hani bir odanın içinde kavga edin ama dışarıya el ele çıkın diyebileceğimiz senaryolara ihtiyacımız var. Hepimiz görüş, hepimiz fikir belirtiyoruz. Çünkü hepimiz çok seviyoruz Eskişehir Spor'u. Lütfen Eskişehir Sporluluk yarıştırmayalım. Lütfen birbirimizin Eskişehir Spor sevgisinin kimden daha yüksek olduğu telaşına düşmeyelim. Bu takım zaten birbirini sevenler, birbiriyle destek olanlar, takımın mücadelesinde koşullar ne olursa olsun arkasında duranlar, biliyoruz. Hani sanki ben Eskişehir Sporlu değilmişim de sen daha çok Eskişehir Sporluymuşsun gibi. Bunlara girerse iş sıkıntıya giriyor. Yani görüyorum bazen örnekleri. Ya ben 150 bin kilometre deplasman yapmışım bir program çıkartmak uğruna. Ama iki tane deplasmana giden zaman zaman benim deplasman durumumu sorgulayabiliyor. Eskişehir Sporluluğumu sorgulayabiliyor.
Bir durun arkadaşlar. Bu takım 1965 yılında kuruldu. Hani bugüne kadar 4 kuşak şahit oldu buna. Şimdi işin ucunda hani 3 senedir Eskişehirspor'u sevip Eskişehirspor'un tribününde koşturan, tribününde emek vermiş insanlara da zaman zaman haksızlıklar yapmayalım ya. Önce bir kendi içimizde bir dediğim gibi bu kavgaları bir kenara bırakalım. Takıma odaklanalım. Neler yapılması gerekiyor bununla ilgili? Eskişehirspor'un Taraftarlar Birliği var. Sevgili Murat Diri, yönetim. Yani bunlar kendi aralarında herkesin görüşünden bağımsız bir şeyler yapıp ortak bir irade ortaya koymalı. Ama dediğim gibi biz de bazen itidalli, sabırlı olmalıyız. Her şey bittikten sonra zaten bir kavga çıkar. Eğer olumsuz bir şey varsa. Ama henüz uzanabilecek kadar yakınlığında olan bir şampiyonluk var. Hani bunu da yok saymayalım. Yani durum bu. Yani umarım şampiyonluk bir an önce dediğiniz gibi yani sürçülsek affola ama bir defolup gidelim şuradan. Ondan sonra konuşulacak şeyler varsa konuşalım. Ama hani biraz da sallantıdayız. Yani içeride evet çok iyi oynuyoruz ama dışarıda biraz sallantıdayız. Belki de lig bunu gerektiriyor diyeceğim ama. Ya sancısız bir gün hatırlıyor musun diye sor bana Eskişehirspor'un tarihinde. Hatırlamıyorum. Özellikle bu final aşamaları bizde ciddi travmalara yol açtı. Hani taraftarı şöyle anlayabiliriz. Yani biz o kadar çok başarının kapısından döndük ki biz cennet bahçelerinden her seferinde o kapıya kadar gelip bir Sırat Köprüsü ise cehenneme düştük. Göztepe ile oynadığımız yine Ramazan ayına denk gelmiş olan o final maçından bu yana bizde bu ciddi bir travma. Korkuyoruz. Hani tam yine ulaşacakken onu kaybetmekten korkuyoruz ve korku çok güçlü bir duygudur. Travma çok güçlüdür. Odaklanamıyoruz. Dışa vurumlarımız çok güçlü oluyor. Sadece bu senenin, sadece bu anın, sadece tek bir maçın değil, birikmişliklerin verdiği. Ama işte bunu biraz, hepimiz biraz daha fedakarlık yapacağız. Çünkü başkası gelip yapmıyor bu fedakarlığı. Bu şekilde aşmak zorundayız. Hocam o zaman tatsız olaylardan biraz uzaklaşalım. Kahve festivali başlayacak Mayıs ayında. Evet. Sanatçılar belli oldu, biletler satışa çıktı. Evet, 24, 25, 26 Mayıs'ta. Yani şöyle hayal ederken hoşuma gidiyor. Seçim bitmiş olacak. Bu gerginlikler ortadan kalkmış olacak. Havalar ısınmış olacak. Biz kahvemizi yudumlayacağız. Konserimizi dinleyeceğiz. Yine Vecihi Hürkuş'un o özel atmosferinde oh keyifli bir yaza merhaba deyişine tanıklık edeceğiz. Bir de bu sene inanılmaz bir sanatçı enflasyonu var. Blok'la başlıyor Cuma günü. Cuma günü eskiden DJ performansı olurdu. Çok güçlü bir isim. Çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz festivale. Cumartesi günü Çağan Şengün var, Pinhani var. 90'lar atmosferinde Zeynep Dizdar, Ayna, Ali Güven, Yonca Evcimik, Çelik, Hakan Peker. Hani bu 90'lar konsepti diyoruz ama aslında konsept olarak 90'lar gibi gözükse bile içinde öyle isimler var ki her dönem üreten, her dönem yeni şeyler ortaya koyan Hakan Peker başta olmak üzere. Sevdiğimiz, dinlemekten keyif aldığımız isimler. Yani her dönemin popüler isimleri diyebiliriz pek çoğuna. Özlediklerimiz de var. Uzun zamandır dinlemediğimiz işte Ali Güven gibi, Ayna gibi, Zeynep Dizdar gibi. Ben tarih açısından da, dönem açısından da şu özellikle yaşadığımız gerginliklerin ardına müthiş bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bir de başlangıç aşamasında şimdi hayat pahalandı biliyorsun. Bir yerde oturup hani iki kahve içmek bile bedeli aşağı yukarı belli. Hele bir yemek yemek, yani iki kişi oturup bir yerde yemek yediğinizde, basit bir yemek yediğinizde ortaya çıkan tablo, fiyat belli. Şimdi aşağı yukarı ondan bile az bir fiyata bu kadar sanatçıyı dinleyip işte bir festivalin içine dahil olmak müthiş bir fırsat olacak. Bu açıdan da biletler çıktı, reklamını da yapayım. Birçok dijital platformdan Eskişehirliler, şimdi %60, %40'lı avantajlı bilet dönemi var. Bence biletlerini alsınlar. Müthiş bir Mayıs ayı bizi bekliyor. Bir de şöyle seviniyorum. Ben bu festival bittikten sonra, geçen sene de biliyorsun yazın seçim, genel seçim atmosferinden ötürü böyle arzu ettiğim, ben Mayıs sonu Haziran başı balayımdan beri, evlilik tarihim de o tarihlerdedir, böyle bir tatil duygusunu yaşayamadım böyle. Bu sefer yapacağım. Yani festival bittikten sonra onunla birleştirip güzel bir dinlence olacak benim için de. Tüm Eskişehir'i bekliyoruz. Yani Eskişehir'de yapılabilecek en güzel bir yaza merhaba etkinliği olarak. Yani ben de birçok kişi adına böyle olacağına eminim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum hocam. Ama detaylıca konuşuruz. Yani tabii ki de yaklaşsın önümüzde, biraz süreç. Önümüzde tabii daha bir vakit var. Seçimi bir atlatalım. Sonra oradaki güzellikleri konuşuyor olacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica bu güzel ederim. Sohbetiniz için. Teşekkür ederim sevgili Yasin Karaçam. Teşekkür ederim hocam. Yani Yasin diyordunuz, kimse bilmiyordu. Artık herkes öğrenmiş oldu. Tabii hani
Google'dan aratmak isteyen, ulaşmak isteyen sosyal medya hesapları. Twitter'da varsın değil mi? Twitter'da varım hocam. Twitter'da, Instagram'da. Instagram'da da varım. Instagram'da da varsın. Facebook'ta yokum, Threads'ta yokum. Diğer her yerde varım diyorsun. Hocam tekrardan teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim, rica ederim. Çünkü bazen merak ediyorlar seni. Etsinler hocam. Yani gizli saklımız yok. Kim bu ses nedir diye. Hani çok yakından EHA'yı takip edenler biliyorlar seni ama bilmeyenler için sevgili Yasin Karaçam.